Öncelikle çok teşekkürler beklediğiniz için Hidayet. Son saniyeye kadar ki son seti de çok güzel oynadık ama olmadı. Nasıl değerlendireceksin maçı? Nasıl bir karşılaşma oldu bizim açımızdan? Tabii ki öncelikle Ender çok iyi drive etti ve Engin'i buldu. Engin de iyi şut attı. Ama hani istediğimiz olmadı. Üzüntülüyüz tabii. Yani iyi giden bir havamız vardı. Bugün maça çok kötü başladık ve hep geriden gelen ekip olduk. Bunu iyi takımlara karşı yaparsak bu tip neticelerle çok karşılaşırız. İnanıyorum ki bizim için iyi bir ders olmuştur. Çünkü ikinci yarıda sergilemiş olduğumuz performans bizim gerçek ve maçın birinci saniyesinde yapmamız gereken bir performanstı. Üzüntülüyüz ama yapacak bir şey yok. Şu an bize bir gün var. Rakip Yunanistan gözüküyor. Biz kendi basketimizi oynadığımız sürece inanıyorum ki bizim karşımızda kimse duramaz. O yüzden bütün arkadaşları kutluyorum. Gerçekten ikinci yarı iyi mücadele sergiledik. Bizim basketbolumuz bu. Son 5 maçta bunu yapıyorduk. Nedense bugün bunu maçın başına yapamadık. Ama iyi takımlara karşı bazen ne kadar mücadele versen de sonunda işte gördüğünüz gibi son topa kalıyor ve şanssızlık eseri maçı kaybediyoruz. Üzüntülüyüz ama söylediğim gibi bizim için iyi bir ders oldu. Bunu herkes inansın. Cuma günü çok farklı bir milli takım olacaktır ve ilk turnuya girmek için elinden gelen en iyisini yapacaktır. Şimdi bu sadece turnuvada bizim için alınmış bir mağlubiyet. Hedefimizden hiçbir şekilde sapmadık. Yolumuzdan evet. Hiçbir şekilde dönmüyoruz. Düşüncelerimizin hiçbirinde değişiklik yok. Yunanistan'la çıkacağız, oynayacağız ve inşallah devam edeceğiz. Bir cümlede Yunanistan'la Cuma günü 19-15'te rakibimiz çeyrek finalde onlar. Biz milli takım olarak her zaman bugün maçlardan sonra bir sonraki maçımız hep daha kuvvetli, daha iyi bir basketbol sergilemişizdir. Bunu Ankara'da sonra buraya geldiğimiz zaman gösterdik. İnanıyorum ki bu maçtan sonra da Yunanistan karşısına da o kafayla, o düşünceyle çıkacağız ve maçı sahip kazanmak için çıkacağız. Yunanistan bildiğimiz gibi ekol bir ekip. İyi bir basketbol oynuyorlar. Ama sonuçta biz kendimize güvendiğimiz takdirde, bizim basketbol oynadığımız takdirde inanıyorum ki bizim karşımıza kimse duramaz. O yüzden herkesin duaları eksik olmasın. İnanıyorum ki Türkiye'ye mutluluklar önümüzdeki cumadan itibaren başlayacağız.